numarası en birinci oluyor. Hey, resimli öykü. Babacığım bak, annem bana bunu hediye almış. Ay. Neden Namnam? Senin doğum günün mü? Yo, içinden gelmiş almış işte. Ha. Ne hediyesi almış Namnam? Canım benim. Paketi açmadan nasıl bileyim ki? Ben de bilmiyorum ne olduğunu. Ha? İçinde ne var acaba? Araba mı var? Yok. Araba olsa paket böyle daha böyle tombul olur, tombik gibi. Ses çıkartan bir şey değil. Yoksa böyle sallanım ya, o zaman ses gelirdi. Ha, belki de saç tokası filandır. Ama saç tokasıyla oynanmaz ki, o oyuncak değil. İçinden birlikte oynayacağımız bir şeyler çıksın Namnam, bana ne? Ay, çok merak ediyorum içinde ne olduğunu. O zaman açsana Namnam. Aç çabuk. Ay, açayım değil mi? Hadi Namnam, daha çabuk aç hadi. Açıyorum işte bu aycığım. Kitap mıymış? Ay, kitapmış gerçekten de. Keşke toku olsaydı. Renkli saçıma takardım. Keşke oyuncak olsaydı. Renkli oynardık. Kitap hediye bile sayılmaz. Biz de senin arabanla oynarız bu aycığım. Evet, doğru söylüyorsun Namnam. Hadi sen o elindeki kitabı koy. Gel bu arabayla oynayalım. Arabayı nerede yürüteceğiz? Yerde mi? Yer olmaz. Ha, kitabın üstünde yürütelim mi? Baksana burası dümdüz. Tamam, olur. Kitabın üstünde yürütelim arabayı. Ha, bak zaten ağaç resmi de var. Aynı yolun kenarındaki ağaçlardı. Bakayım. Bak. Ne ağacı bu? Elma ağacı mı? Ay evet. Elma ağacı bu. Elma ağaçlı hikayem var içinde yoksa Namnam? Eğer orada elma ağacı varsa elma kurdu da vardır. Bu ağacı baksana bir tane kirpi var. Wow, kirpinin dikenlerine bak. Ne kadar da sivri. Benim boynuzum gibi. Bu kirpi nereye gidiyormuş Namnam? Bilmiyorum ki boğa. Burada yazıyor ama ben okuyamıyorum ki. Resimlerine bakınca da anlamayız. O zaman akşam olunca anneme okuturum ben de. Ben ne olacağım? Ben akşam sizin evde olmayacağım ki, ben nereden öğreneceğim? Namnam, o zaman kirpinin nereye gittiğini bilmem lazım. Çok merak ettim. Bilmiyorum boğacığım, bilmiyorum. Boğacığım, bayağı kuşu okutalım mı? Evet, yaşasın. Sen istesin. Hiç böyle değildin bayağı kuş. Uyku saatinde uyurdun. Elindeki kitabı bırakamadığın için uyku saatini kaçırmazdın. Sana neler oluyor acaba? Hadi Namnam, hadi. Geldim canım. Bayan kuş. Namnam bak, bayan kuş uyumamış da. Ay evet boğacığım, bayan kuş. İyi ki uyumadın, iyi ki. Uyusam ne fark edecekse? Nasıl olsa uyandırıverirdiniz canım bayan kuşu. Ama biz uyandırdığımızda sen çok aksi oluyorsun. Sahi bayan kuş, neden daha uyumadın sen? Elimdeki kitaba kaptırmışım. O kadar heyecanlı ki. Ay, bir türlü bırakamadım elimden. Bak bayan kuş, annem de bana hediye almış bunu kitap olarak. Ne kadar güzel değil mi? Bunu göstermek için buralara kadar zahmet etmeseydiniz keşke. Yok, onun için değil. Kitabı okumak için geldik. Yani okutmak için daha doğrusu. Baksana. Evet, yani Bu arada bence daha okuyamıyoruz ya. Okuyamayınca da içinde neler oluyor anlayamıyoruz. Resimlerine baksanız diyorum. Hı? Ne dersiniz? Ya ama bayan kuş, resimlerine bakınca bakayım bir şey anlaşılmıyor ki. Bak şimdi bu kirpi var ya, buradaki sincaba ne diyor? Çatlayacağım. Ver bakayım, ver. Ay çok şirin bir kirpiymiş. Ver yavrum. Okuyacak mısın bize bayan kuş? Okuyacak mısın? Bir şartla. Kitap bitince hemen gideceksiniz. Ben de yatıp mışıl mışıl uyuyacağım. Söz mü? Söz bayan kuş. Söz. Sözmüş. Gelin bakalım yamacıma. Gelin. Gel yavrum. Gel. Neler oluyormuş bakalım bu kitapta. Hep birlikte okuyup görelim. Zıp 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 zıp. Bak Gekorumcum, tam okuduğum sayfanın üstünde zıplıyorsun ve ben hiçbir şey göremiyorum. Sen okuyamazsın ki. Okuyamazsın sen ki. Sen okuma yazma bilmiyorsun ki. Okuma yazma ben bilirim. Ben. Bayan kuş bu aile bana bu kitabı okudu tatlım. Onun için artık ne yazdığını biliyorum. Ya. Biliyorsan neden tekrar okuyorsun? Okuyorsun tekrar neden? Biliyorsan okuma. Zıpla. Zıp. Ama çok güzel bir kitap tatlım, ben bu kitabı çok sevdim. Onun için de hep okumak istiyorum. Ya oku. Ne varmış bu kitabın içinde? Hı? Böyle sevilecek. Neden söz ediyor bu kitap? Kimden? Benden mi? Yoksa benden mi? Ben olduğum için güzeldir o kitap. Yuh Gekorumcum, ne yazık ki bu kitapta sen yoksun. Kirpiyle sincap var. Bir de şurada bir elma ağacı var. Ya, gördün. Tamam. Kirpiyle sincap olur da nasıl Gekorum olmaz? Benim adım Gekorum. Her kitapta ben olurum. Ama canımcığım bunda yoksun işte, ne yapalım? Ha? Yoksun, ne yapalım, yoksun? Olmaz. Yoksun diye bir şey olmaz. Olamaz. Gekorum'u anlatmayan kitap olamaz. Son kez soruyorum. Bu kitapta ben var mıyım? Yoksa var mıyım? Ay söyledim ya işte Gekorumcum. Yoksun dedim ya sen. Yoksam ben de zıplarım o zaman. O zaman zıplarım ben de. Hem de böyle zıp zıplarım. Ama tatlım sen kitabın üstünde zıpladıkça ben hiçbir şey göremiyorum ki. Yok işte, göremiyorum. Görme zaten. Zaten görme. Göreceksen beni gör. Gör beni. Hem o kitaptaki sincapla kirpi zıplıyorlar mı böyle? Böyle zıplıyorlar mı benim gibi zıp? Yok, zıplamıyor onlar. Bak. Zıplamıyorlar bile. Zıplamıyorlar ama onları kitaba koyuyorlar. Haksızlık. Gekorum'u koymuyorlar. Olmaz. Bana niye kızıyorsun ki Gekorumcum? Bu kitabı ben yazmadım ki. Gekorum kime kızılacaksa ona kızar. Kızar ona. Sana kızdım. Şimdi kitabı yazana da kızacağım. Kızacağım hem de çok fena. Ben cama gidiyorum. Tamam, git ama dikkat et de düşme aşağıya. Hop. Canım benim, sen neye gülüyorsun öyle ha? Ay canım. Gül. Sen neye bakıp neye gülüyorsun anlamadım. Kitaba mı? Vik ev. Bir tak. Şimdi anladım neye güldüğünü. Ablanam. Evet tatlım, ben de gülüyorum. Ay çok komik. Mikko pitak. Sen bu kitabı ters tutmuşsun Vikvik'ciğim. Onun için bu resimler bu kadar komik görünüyor. Sen pitak. Bak şimdi kitabı çevirelim. Tamam mı? Dur geliyorum. Hah, şu kitabı bir çevirelim. Tamam. İşte böyle bakacaksın. Oo, bak böyle. Ya. Ablanam ya. Lat an pitak. Tamam. Ben sana şimdi anlatayım değil mi? Bu resimlerde neler varmış? Mış var. Ama önce seni bir öpeceğim. Tamam mı? Tatlı Vikvik'cim. Ha? Ha? Gel bakayım. Gel buraya. Bugün annemin aldığı hediye paketinden kitap çıktı. Boğa'yla ben oyuncak yerine kitap çıktı diye çok üzüldüm önce. Sonra resimlerine bakınca ne yazdığını o kadar çok merak etti ki. Bayan kuş kitabı bize okumayı kabul etti. Vikvik önündeki kitaba bakıp gülüyordu. Bir baktım kitabı ters tutmuş. Bütün resimler böyle ters gözüküyordu. Ondan gülüyormuş. Ay, şimdi ben kitabı Boğa'ya göstermeye gidiyorum tatlım. Hoşça kal.